Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT Geometri Full Tekrar Kampı'nda 6. gün 1. videodayız. Ne yapacağız? Açık kenar bağıntılarından ve üçgende merkezlerden bahsedeceğiz ve klasik soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 47 ve 48'de tekrarımız var kısa bir tekrar. Ardından 49 ve 50'deki de klasik soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açık kenar bağıntıları. Evet bir üçgende yalnız neydi? Bir üçgende sadece bir üçgende incelemesini yapabiliyorduk. Farklı üçgenlerde de en büyük kenar ve en küçük kenar incelemeleri yapılabiliyordu. Yalnız bir üçgende cümlesinin devamını da söyleyecek olursak, bir üçgende açılar ile kenarlar büyüklük küçüklük anlamında doğru orantılıdır. Yani A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısı ise en büyük açının karşısında en büyük kenar vardır. Yani A'nın karşısındaki kenar en büyüktür. Sonra B'nin karşısındaki kenar sonra da C'nin karşısındaki kenar bu şekilde sıralama yapılır. Yani tekrar söylüyoruz. Bir üçgende açılarla kenarlar büyüklük küçüklük anlamında doğru orantılıdır. A büyüktür B büyüktür C ise A'nın karşısındaki kenar en büyük sonra B sonra C şeklinde söylüyoruz. Evet üçgen eşitliği ki en fazla kullandığımız bir üçgende yine ne diyeceğiz? Bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasındadır. Mesela A B artı C ile B C arasındadır. Uzun negatif olamayacağından mutlak değer içerisine alıyoruz. Büyükten küçüğü çıkarttığınız garanti ise mutlak değeri kullanmak zorunda değilsiniz. Bu bir kere kullandık. Hatta diğer B kenarı da diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasındadır. C kenarı da A artı B ile A eksi B arasındadır. Peki hocam açı kenar bağıntılarında her üç böyle şey üçgen eşitliğini uygulayacak mıyız? Hayır. Bir tanesi sağlanıyorsa ya da sağlanmıyorsa diğeri de sağlanır ya da sağlanmaz diyebiliriz bir tanesine bakmak yeterli oluyor. Genelde böyle sayı değerleri x 6 ve 7 oluyor mesela. Yalnız kalanı araya alacaksın. Bir de bazen böyle 2x 1 oluyor. x artı 5 oluyor. Burada da 8 oluyor mesela. Bu sefer de bilinmeyen bilinmeyen bilinen. Yalnız kalanı araya alacaksınız. Orada da 8'i araya alacaksınız. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutmayın. Öyle her zaman x'i araya alacağız diye bir şey yok. Tamam. Sonra Pisagor eşitliği. Yani Alfa 90 dereceden küçükse yani bu ne demek? Dar açıysa ya da alfa büyüktür 90sa, bu ne demek? Geniş açıysa. Normalde biz yine üçgen esniğini uygulayacağız. Eyvallah. Bir de alfa dar açıysa dal açının karşısındaki kenar normalde 90 olsaydı b kare eşittir a kare artı c kare olacaktı ya e, 90'dan küçükse b kare küçüktür a kare artı c kare diyeceğiz. Ya da genişse 90'ın karşısındaki kenar b kare büyüktür a kare artı c kare şeklinde olacak. Ha bunun yanında tabi bir de üçgen esniğini uygulamanız lazım. A artı C ile A eksi C arasında olduğunu da söylemeniz lazım. B'nin tam aralığını bulabilmek için. Ama biz bu tür sorularda ne yapıyoruz? Hatta özel açı geldiğinde de aynı şeyi yapıyoruz. Özellikle özel kenarlar varsa dar açı dediği zaman 90'mış gibi kabul et. Normalde normalde 90'mış gibi kabul ettiğinde mesela 3 ve 4 ise A, 3, 4 ise 5 olur dersin. E 90'dan küçükse 5'ten küçük olur yorumunu yaparsın. 90'dan büyükse 5'ten büyük yorumunu yaparsın. Yani sorudaki sayılar da bizi böyle pratik yöntemlere biraz itecek. Nasıl itecek? Dediğimiz gibi eğer tanıdık şeyler varsa, özel üçgenler varsa dik üçgenmiş gibi düşünüp ondan sonrası için yorum yapabilirsiniz. Dar açıyı 90 gibi düşün. Sonra baktın sonuç 5 çıktı. Dar olduğu için 5'ten küçük. E, geniş açıda da ne olacak? Sonuç 5 çıktıysa o zaman 5'ten büyük yorumunu yapabilirsin dostum. Bunu da biraz sonra sorularda da göreceğiz zaten. Evet geldik şuraya. Kenar ortaya diye Arkadaşlar şöyle bir eşitsizlik var ama ben bunu kullanmıyorum. Sebebini de biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? Eşitlik gördüğümüz orta taban çiziyorduk. Şuradan bir orta taban çizsek. Bak şuna paralel çizsek şöyle. Hocam şu B bölü 2 B bölü 2 yaptı. Burası C ise burası da C bölü 2 yaptı. Bak burada bir üçgen eşitliği çıktı. X şu B bölü 2 ile C bölü 2'nin toplamıyla farklar arasında. Hikayesi çıktı mı? Çıktı. Yani böyle bir kenar ortay eşitsizliğiyle aklınızda tutmanıza gerek yok. Çünkü siz daha öncesinde Eşitlik gördüğünüzde orta tabanı çizmeyi biliyorsunuz arkadaşım. O yüzden bu şekilde anlayalım. Açı orta eşitsizliği. Evet konu anlatımında vermedim ama sanki burada vermem iyi oldu. Ya çıkarsa. Arkadaşlar açı orta eşitsizliğinde kollar her zaman. Biz ne diyorduk mesela? Şöyle aklınızda kalsın diye. Kollar oranı tabanlar oranı diyorduk. Ya da açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oran eşit olsun diyorduk ya. Burada açı orta eşitsizliği de şu. Kol tabandan her zaman büyüktür arkadaşım. Yani C X'ten büyüktür. B de Y'den büyüktür. Bak B Y'den büyük. C de X'ten büyük. Bunun sebebi ne? Üçgen eşitliği sağlanabilsin diye. Bak B büyüktür Y ya. C de büyüktür X ya. Sen bunları taraf tarafa toplarsan B artı C büyüktür. X artı Y oldu. Yani X artı Y küçüktür. B artı C oldu. Zaten x artı y'nin üçgen estiğine göre b artı c'den küçük olması gerekmiyor mu? Evet. Tersten ispat yaptık ama mantığı buradan geliyor arkadaşım. Kol tabanından her zaman ama her zaman büyüktür. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam. Sonra bir noktanın köşeleri olan uzakları. Eğer bir nokta alınıp iki köşeye gitmişse a x artı y'den küçük olacaktır ve bu üçgen içinde bir noktaysa bak şu, bu içinde bir nokta ya buradaki noktayı nerede alırsanız alın Hop şu en tepede en tepeye yakın bir yerde alsanız bile ne olacak? B artı C'den küçük olmayacak mı? Evet. Yani A X artı Y'den küçüktür. X artı Y'de B artı C'den nedir diyeceğiz? Küçüktür diyeceğiz. Peki üçgen içinde bir nokta alıp da köşelere çizildiği zaman ne oluyor? Şimdi dikkat et. Arkadaşım bu ÖSYM'e daha öncesinde de sormuştu bunu. Eğer çevre verilmişse Çevre verilmişse soru doğru. Çevre verilmeyip de Şuradaki sayılar 5 6 7 diye verilmiş olursa eğer bu soru yanlış. Ya yanlış da değil aslında doğru da yapılabilir de çok uç noktalara gidebiliyor. Yani Fermat noktası denilen bir nokta var. O nokta işte şurada kaç 120'den büyükse bir değer, küçükse bir değer. İşte ya da eşit olduğunda da farklı bir değerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu biraz tehlikeli. Hatta ÖSYM böyle kenarları verdiği soruda ÖSYM de o soruyu da iptal etmişti. Tekrar bununla ilgili soru soracağını çok fazla zannetmiyorum ama sorsa bile direkt çevre. Direkt çevre varsa çevreyle bak şu içerideki bir noktadan köşelere gittiğin zaman çevreyle yarı çevre arasındadır aslında bu. Yalnız direkt çevreyi verecek. Mesela atıyorum çevre ABC 32 diyecek. O zaman 16 ile 32 arasında diyebileceğiz arkadaşlar. Buradaki x artı y artı z'yi. Çevre değil de buradaki sayılar verilmiş olursa eğer soruda biraz korkun. Ya da e, zaten ÖSYM şey bu riske bir daha girmez arkadaşlar. Onun sorusunu iptal etmişti haberiniz olsun. Evet böylelikle açı kenar bağıntılarını hallettik. Şimdi geldik üçgende merkezlere. Arkadaşlar üçgende merkezler ya hocam çıkmaz falan filan demeyin. Çünkü e, 2021 sınavında en zor soru analitik içerisinde diklik merkezi falan da sormuştu. E, i̇lginç bir soruydu güzel bir soruydu o yüzden bunları bilelim. Arkadaşlar diklik merkezi dediğimiz yüksekliklerin kesim noktasıdır. Peki yüksekliklerin kesim noktası 3 farklı konumdadır. 1. Üçgenin içindedir. Ne zaman? Dar açılı üçgende. Neredeymiş? İçinde. Çünkü çizilen yükseklik hep içeriye düşüyor. Yüksekliklerin hepsi de bir noktada kesiyor. Ha bak şimdi bu yükseklik çizilmiş. Bu da yükseklik çizilmiş. Burayı yüksekliklerin kesim noktası bulduk ya. Buradan geçen üçüncü bir çizgide yükseklik olur Bazen buradan çiziyorlar. Buradaki açının da 90 derece olmasını biz bulacağız arkadaşlar. Bazı sorularda haberiniz olsun. Dik açılı üçgende. Dik açılı üçgende de üçgenin üzerindedir. Diklik merkezi üzerinde. Hatta dik köşedir. Niye? Şu diklik şu dik üçgende bak yüksekleri çizsem ben şimdi. Hocam şu tepe açısından bir yükseklik çizsem bir tane yükseklik bu. Bu köşeden bir yükseklik çizsem o zaten buraya 90 derece ya. Bu kenar çizilen dik buraya geliyor. Buradan çizsem o da burada. Bak yükseklerin üçü de nerede kesti? Tam dik olan köşede kesişti. Evet dik üçgende diklik merkezi dik olan köşedir arkadaşım. Bunu da unutma. Dik açılı üçgende diklik merkezi üzerindedir. Üçgenin üzerindedir. Hatta dik köşedir dedik zaten. Geniş açılı üçgende şu geniş açılı bir üçgense yani şurada kaççı bir geniş açıysa geniş açılı üçgende de nerededir? Üçgenin dışındadır arkadaşım. Niye? Sen buradan bir yükseklik çizdin mesela. Bak yüksekliği şöyle göstereyim ben. Bir yüksekliğim bu. Diğer yüksekliğim bu. Geniş açılı olduğundan dışarıya düşecek. Şurası. Diğer yüksekliğin de burası. Yüksekler kesmedi ama bunların uzantısı bir yerde kesiyor arkadaşlar. İşte o da K yapıyor. Diklik merkezi işte tam dışarıda olan buradaki nokta yapıyor. Uzantılarının kestiği yerden bahsediyoruz arkadaşım. Tamam. 3 farklı konumdaymış diklik merkezi. Üçgenin içinde olabilir, üzerinde olabilir ya da nerede? Dışında olabilirmiş. Şimdi gelelim şuraya. Çevrel çemberin merkezi. Bu aynı zamanda arkadaşım kenar-orta dikme merkezidir. Bunu unutma. Kenar-orta dikme merkezidir. Sebebini söyleyeceğim şimdi. Sebep. Şimdi bir üçgenin kenar-orta dikmenin kesim noktası o üçgenin çevrel çemberin merkezidir diye söylemiş zaten. Çevrel çemberin merkezi demek ne demek biliyor Şimdi bir çember çizeceğiz ya. Biz de zaten sorularda çevrel çemberin merkezi dediği zaman ezbere iş yapmayacağız. Çevresine bir çember çizeceğiz. Çemberdeki en etkili silahımızı yarı çap çizmek ya. Al sana yarıçap, al sana yarıçap, al sana yarıçap. Bak bunlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. He, üç köşeye eşit olan nokta çevrel çemberin merkezidir. Bunu anladık değil mi? Hatta sen burada ikiz kenar yakaladın ya. Hocam bu ikiz kenar üçgende bir dik çizsem tabanı keş parçaya böler. Buradan da bir dik çizsem tabanı keş parçaya böler. Buradan da bir dik çizsem tabanı keş parçaya böler. A, bu da kenar orta dikmeler değil mi? Evet. Kenar orta dikmelerin merkezi de burası. Gördün mü? Çevrel çemberin merkeziyle kenar orta dikmelerinin kestiği yer. Yani kenar orta dikme merkezi aynı nokta yaptı. Bunu da unutma. Hatta bazı sorularda böyle şey gelir. Şıklara da baktığınız zaman eleman yapabilirsiniz. İşte bu nokta aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunda. Çevrel çemberin merkeziyle ile dik merkeze aynı anda verilmişse ikisi de değildir. Çünkü biri olursa diğeri de olmak zorunda. En azından iki şıkkı çok rahat bir şekilde eleyebilirsiniz. Ama genelde çevrel çemberin merkezi yazıyor ya da diklik merkezi diklik merkezi değil. E, kenar orta dikme merkezine çıtlarda tek bir cevap olarak da yazıyor. Bir tanesini yazmıyor en azından. E, yazarsa da iki şıkkı da kesinlikle eleyebilirsiniz dostum. Evet çevrel çemberin merkezi de üç farklı konumda. Dar açılı üçgende üçgenin içinde dik açılı üçgende üçgenin üzerinde şurayı yazayım. Dar açılı üçgende üçgenin içindeymiş. Dik açılı üçgende nerede? Üzerinde. Hatta neresinde biliyor musunuz? Sen burada bir çevrel çember çizsen böyle zaten anlarsın. Bu çevrel çember çizdiğin zaman çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Ha tam merkez burada. Yani hipoda, hipotenüs üzerinde. Hipo yazayım şuraya. Hipotenüs üzerinde. Hatta hiponun tam neresinde? Orta noktasında. Bak eşit 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 orada. Geniş açılı üçgende de nerede? Geniş açılı üçgende de üçgenin dışında oluyor arkadaşım. O da üçgenin dışında şöyle bir yerde. Yani sen böyle bir çember çizdiğin zaman şöyle tam merkez burada oluyor. Geniş açılı üçgende arkadaşım. O da nerede? Üçgenin dışında oluyor. Ama biz böyle sorular gördüğümüz zaman ki ben böyle ezber mezber yapmıyorum. Böyle çevrel çemberin merkezi falan dediği zaman hemen etrafına bir çember çiziyorum. Ya da kenar orta dikme merkezi dediği zaman hemen o kenar orta dikmeleri çiziyorum. Biraz sonra sorularda da göreceksiniz zaten. Ağırlık merkezi vardı. Ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesim noktasıydı. Bir de iç çemberin merkezi vardı. İç açı ortayların kesim noktasıydı. Dış teğet çemberin merkezi vardı. Dış açı ortayların kesim noktasıydı. Biz bunu ağırlık merkezini ayrı bir konu olarak işlediğimiz için iç çemberin merkezini ve dış teğet çemberin de ayrı bir konu yani açı ortay konusunda işlediğimiz için sadece sözel olarak yazdık buraya. Bunları zaten biliyoruz. Evet gençler böylelikle üçgende merkezleri de tekrar ettik. Şimdi sırada ne var? Klasik soruların çözümleri. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde 8, 15 ve 2x artı 1 verilmiş. X'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruluyor bize. Şimdi 2x artı 1. X'li değer yalnız kalmış onu araya alalım. 2x artı 1. Diğerlerin toplamlarıyla farklar arasında 15 artı 8 23 ile 15 eksi 8 7 arasındadır. E denklemde x'i yalnız bırakacağız. 1 çıkart. 6 küçüktür 2x o da küçüktür 22 yapar. 2'ye böl. 3 küçüktür x o da küçüktür 11 yapar. x'in kaç tane değer olduğunu 4, 5, 6, 7 onları mı sayacağız? Hayır. Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart. O da kaç yapıyor? 7 yapıyor. Cevabımız böylelikle D seçeneği oldu örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Evet x var bir de elimizde 2 tane üçgen var. He, bu iki üçgende x artı 2 bir yukarıdaki üçgende bakacağız bir de aşağıdaki üçgende bakacağız x artı 2 iki. hatta ikisine de aynı anda bakalım x artı 2 aynı anda yazalım istersen şöyle x artı 2 12 artı 6 ile yani 18 ile 12 eksi 6 arasındadır yani kaç arasında oluyor o zaman o 6 arasında oluyor sonra x artı 2 alttaki üçgene bakalım alttaki üçgende de 9 artı 4 ile 13 ile 9 eksi 4 yani 5 arasında oluyor Şimdi x artı 2 2 aralığı çıktı. E aralıklara bakacağız. Bak şimdi bir 18'den küçük bir de 13'ten küçük. Büyük aralığı daraltmam lazım. Her ikisini de sağlaması lazım. Büyüklerde küçük olan seçilir. Küçüklerde de alttan büyük 5'ten büyük. Aralığı nasıl daraltırım? En büyüğünü alarak küçüklerde de büyük olan seçerek. Yani bizim asıl aralığımız ne oldu? X artı 2'nin aralığı 13 ile 6 arasında olmuş oldu. 2 çıkartırsam 4 küçüktür x o da küçüktür 11 oldu. Herhangi bir şekilde soruyu da okuyorum ki dikkatsizlik genelde bu konuyu böyle yanlış yaptıran şeydir. Bazen böyle çeşitkenar üçgen falan filan diyor. Ona da dikkat etmek lazım. 4 ile 11 arasında x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Büyükten küçüğü çıkart, bir de 1 çıkart. O da kaç yapıyor? 6 yapıyor. Evet, cevabımız D seçeneği oldu örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Açılar verilmiş. 108 şu ikisinin toplamı 108. Buraya ne kaldı o zaman? 72 mi kaldı? Evet. 40 45 daha 95 buraya ne kaldı? 85 kaldı. Şu ikisinin toplamı da 105. Buraya da ne kaldı? 75 kaldı. Yukarıdaki şekilde en uzun kenar nedir? Evet. Biz normalde bir üçgende açılarla kenarların doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Ama farklı üçgenler olduğu zaman da ok yardımıyla göstereceğiz. En uzun kenar soruluyorsa bize en uzun kenar, en büyük açıyı göstereceğiz. Şimdi buradaki en büyük açı bu. Bu üçgende en büyük kenar buyken şu üçgene geldim. 85'in karşısındaki kenar en büyüktür. Normalde AC büyüktü ama şimdi burası daha büyük oldu. E burada da en büyük kenar hop bu. Yani oklar nereye gösteriyor? DE'yi gösteriyor. Cevap DE olur. Yani cevap A seçeneği olur. Normalde bu soruda ne hatası yapıyorsunuz? Bütün açıları yazıyorsunuz. Aa hocam en büyük açı 85. 85'in karşısındaki CD en büyüktür diyorsunuz. Yani cevap B seçeneği olarak işaretliyorsunuz. Hayır. Farklı üçgenler olduğu zaman ok yardımıyla gösterin. Bak Burada gösterdim AC ama burada AC'den daha büyüğü var bu. Ama buradaki üçgende CD'den daha büyüğü var demek bu. En küçüğü sorulsaydı en küçük açının karşısındakileri okla gösterecektim. Bakın oklar nereye gösteriyor? Hop, en son buraya gösteriyor. Ha biri böyle gösterseydi bir ok şuraya göstermiş olsaydı bir ok da buraya göstermiş olsaydı olmazdı. O zaman bu en uzun kenar sorulmazdı. Ama ok bu üçgeni gösterdi. Bu üçgen de buraya gösterdi. Bu üçgende de buraya gösteriyor bu şekilde gösteriyorsa en son bir yeri gösteriyorsa cevabı işaretleyebiliriz rahatlıkla. Evet örnek 3 akçay oldu geldik örnek 4'e. ABC üçgeninde KC 10 AB7 ve AK X verilmiş. ABC üçgeni şeklindeki karton C köşesinden tutulup KL boyunca ok yönünde katlandığında C köşesi B köşesiyle çakışıyor. Evet ben bunu böyle katlayacağım. Katlama çizgisi bu. Bu sefer nasıl katlandığı söylenmemiş. Bu tür sorularla da karşılaşabiliriz. Hep böyle katlanmış hali karşımıza çıktı. CB'ye gelecek. E katlama yeri de burası ya. O zaman bizim bu üçgen şuraya mı gelecek? Evet. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 10 burası da 10 olacak. Şunlar eşit. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit olacak. E bizden x'in değerleri isteniyor. O zaman şu üçgene bakacağız. x direkt üçgen eşitliğini uygulayabiliriz burada. Herhangi bir ekstra bir şey var mı? Genişlik ya da darlık yok gibi duruyor. E o zaman burada üçgen eşitliğini uygulayalım bakalım. x toplamları ya farkları arasında 17 ile 10-7 3 arasında X'in en küçük değeri 4. En büyük değeri de kaç? 16. Bizden ne isteniyor? Bu X'in çarpımı isteniyor. Cevap böylelikle ne çıkar? 64 çıkar. Evet örnek 4'ü böylelikle Edremit bulduk. Geldik örnek 5'e. ABC üçgeninde o bak B açısından bahsetmiş. B açısı dar açı demiş. Tamam. Buna göre AC'nin alacağı tavsiye değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. X. Bak 90'mış gibi kabul et. 6 ve 8 var çünkü. Bak şimdi dikkat et 90 olsaydı 6 8 10 olacaktı ben bunu aralı alacağım ya şimdi. Ama 90'dan küçük olduğu için 10'dan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. O zaman sağa mı yazacağım sola mı yazacağım? Onu buraya yazarsam x 10'dan küçük oluyor o zaman sağa yazacağım. E alt sınır lazım bana. Alt sınır da farkları değil mi? Evet alt sınır da 8 6 olacaktır. Yani 2 küçüktür x küçüktür 10 şeklinde bulunur. X'in alabileceği tavsiye değerlerinin toplamı isteniliyor. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'un toplamı isteniyor bizden. Şu ikisi 10. Bu ikisi de 10, 20. Sonra 37. Bu da toplarsam 42 yapıyor. Evet toplamı da kaç yapmış oldu böylelikle? 42 yapmış oldu. Cevabımız balık kesir oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. X'ini alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. 3 var 5 var. Hocam sadece bu üçgende üçgen diye yapalım. Ama niye bu verilmiş? İşte ekstra bilgiler verince genelde genişlik ya da darlık Bilgisi kullandırmaya çalışıyor. Aa, bu bir dik üçgen ya. Dik üçgenin taban açıları daima ama daima nedir? Kesinlikle dardır. E, o zaman burası darsa bana burası lazım. Burası da kesinlikle geniştir. O zaman burada geniş açı formülü kullanacağım. Hocam 3-5 böyle tanıdıkmış gibi geliyor. Ama dik kenarlarda 3-5 tanıdık değil. O zaman kısa yoldan yapamayacağım. Şimdi öncelikli olarak ne yapacağım? X'in karesi büyüktür. 3'ün karesi artı 5'in karesi. E buradan ne geldi? X kare büyüktür. 9 artı 25'ten X kare büyüktür. 34 geldi. 5 sağlıyor mu sağlamıyor. 6 sağlıyor mu? Sağlıyor. Sağladığı için büyük eşit 6 diyebiliriz. E Bir de üçgen eşitliği uygulayacak olursam. Üçgen eşitliğinde de 5 eksi 3 ile 5 artı 3 arasında yani 8 ile 2 arasında hem ben şunu buldum hem de ben şunu buldum. Hem alttan büyük eşit hem de 2 ile 8 arasında ikisini de düşünecek olursak X ne ile ne arasında? 8 ile 6 arasında ama altta da eşitlik olacak x'in alacağı değerlerin toplamı isteniyor. 6 ve 7 değerlerini alır ve toplamı da kaç yapar? 13 yapar. Dolayısıyla kaçıncı soru? 6. soruyu ne bulduk? Balık bulduk. Geldik 7'ye. Aşağıdaki şekil eş 3 tane kibrit çöpü kullanılarak oluşturulmuştur. Kibrit çöplerin her birinin uzunluğu 8 cm olduğuna göre AD'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. E ne yapacağız burada? Şimdi bu da 8, bu da 8. E buradaki uzunluk da 8. Ya ekstra bir bilgi var mı? Var ikiz kenarlar var. Eş gibi çöpleri var. E x kenarda taban açıları daima neydi? Dardı. Hocam burası da dar. Burası da dar. X nerede? Büyük üçgende. Büyük üçgene bakacağım ben. Aa burada kaçı da dar. O zaman burada 90 olmuş olsaydı eğer burası ne olacaktı arkadaşlar? 8 8 iken 8 köklü olacaktı. O zaman 90'dan küçük olduğu için burası da 8 kökünden küçük olmaz mı? Olur. Burası 8 kökünden küçük olacak yani. E zaten benden en büyük değeri isteniyor. X 8 kökten küçükse x kare de küçüktür. 128 mi yaptı? Evet. 12 değerini sağlamıyor. 11 değerini sağlıyor mu? Sağlıyor. X küçük eşit. 11 yapıyor. E, alt, diğer alt sınırlarda da lazım değil. Çünkü benden en büyük değeri isteniyor. En büyük değeri de ne çıkmış oluyor o zaman burada? 11'den küçük veya eşit olduğu için. 11 değerini de aldığı için cevap Cihan çıktı. Örnek 7 Cihan oldu geldik örnek 8'e. Eşitlikler var. Şurada da bir eşitlik var. Benden AB isteniyor. Kardeşim eşitlikler görünce aklımıza ne gelir? Ort taban. Hop çizersek. Burası x iken burası ne olur? 2x olur. E ben x'i bulabilirim burada üçgen eşitliğinden. x toplamlarıyla farklar arasında. Yani 9 ile kaç arasında? 9 ile 1 arasında. AB'nin en büyük tavsiyeleri değeri isteniyor. AB sakın. Bak x yerine 8 yazayım hocam. 2x de 16 olur dersen yanlış yaparsın. Niye? X elemanı tam sayı diyor mu? E'de uzunluğu var mı burada? Yok. Benden AB'nin en büyük tam sayı değeri isteniliyor. Bak. X eleman tam sayı demediği sürece tam sayı değer verme. Sakın bunu verme. Bu tam sayı değer demediği sürece bizden ne isteniliyorsa onu elde etmeye çalış. 2X isteniliyor. O zaman 2 ile çarpalım. 2 küçüktür. 2X o da küçüktür. 18 mi oldu? E 18'den küçük en büyük değer nedir? 17'dir. Bak gördünüz mü? Cevabı 16 vermiştik. Değer yazarak. Eğer x eleman tam sayı ifadesi yoksa sakın tam sayı değer yazmayın. Yapılan en büyük hatalardan biridir. Bu hatayı sakın ama sakın yapmayın. Bu tür sorularda ne yapıyorsunuz? Senden ne isteniyorsa hani eşitsizliği buldunuz ya x e ait eşitsizliği. Senden ne isteniyorsa burada 2x isteniyor. Hocam denklemi 2x yani 2 ile çarpalım. 2x-5 istenilmiş olsaydı 2 ile çarpıp bir de denklemden 5 çıkartıp ondan sonra en son çıkan sonuca yorum yapardım. Bunu da unutma tamam. Evet örnek 8 Denizli çıktı geldik örnek 9'a. Evet ABC bir üçgen. Şimdi burada bir diklik verilmiş. Bu dik bu dik A iki tane yükseklik. İki tane yüksekliğin kesim noktası burası. O zaman buradan geçen de yükseklik olmaz mı? Olur. Yani burası da 90 oldu. Hocam şuradaki dik üçgen bak dikkat et 24 var burada. 24 90 bu 90'a tamamlayan açısı kaç yapıyor burası? 66 yapıyor. Ters açıdan dolayı burası da 66 yaptı. 66 bu da 90'a hata açısı 24 yapar. Yani cevap akçay oldu. Böyle diklik merkezi iki tane yükseklik olduğunda da diklik merkezine dikkat et. Örnek 9 akçay oldu. Geldik örnek ona ABC bir üçgen K ABC'nin diklik merkezi. Bu diklik merkezi. Bu diklik merkezinden geçen ne olur? Yükseklik olur. Hatta bunun devamı da diklik merkezine kadar gelmiş ya. Bunun devamı da ne olacaktır? Yükseklik olacaktır. Tamam diklik merkezini kullandık soruda. Hatta 40-90 ise burası 50 yapar. 50 ise ters açıdan burası da 50 yapar. 50-90 ise buraya da 40 falan filan. Dur bakalım. Belki de şey olur. Buna gerek kalmaz. Devam edelim. I da neymiş? İşte çemberin merkezi. Madem I işte çemberin merkezi ABC üçgeninde buradan gelen açı ortay. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Eyvallah. Ama bak I'dan geçen bir de C köşesinden gelen var. Değil mi? Yani buradan geçen de I'dan geçtiği için bu da açı ortay olmak zorunda 40 olacak. A Şu 40. burada açının da tamamı 80. Tamam. E, sadece şu 40'a yoğunlaşalım. Şurayı da 90 bulmuştuk ya. 40 90 sa bu açının tamamı 50 yapar. E hocam açıyı da iki açı parçaya bölmüştü. Bunlar 25 25 yaptı. Sonrasında ne var? E, şu üçgende de alfa şu ikisinin toplamı yapar. Çünkü iki iç açı bir dış açı. Alfa 90 artı 25. Yani 115 yapar. Cevap böylelikle örnek 10'da. Edremit oldu. Geldik örnek 11'e. Mert Hoca derste aşağıdaki şekli çizip öğrencilerinden oluş, oluşan üçgenlerin diklik merkezlerini bulmasını istemiştir. Tamam. Fatih ABC üçgenin diklik merkezi K. Selçuk. Evet arkadaşlar ABC üçgenine bakalım. Şu yükseklik bu da yüksek bu yükseklik bu da yükseklik ABC üçgenin diklik merkezi burası oldu. Hatta C'den geçen de burası da ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Fatih demiş ki ABC üçgenin diklik merkezi K. ABC'nin diklik merkezi K. Fatih doğruyu mu söylemiş? Evet. Sonra Selçuk demiş BCK üçgeninin. BCK üçgenine bak. Bakacağız. Bakalım şimdi BCK üçgenin diklik merkezi. Hocam şu geniş açılı bir üçgen demek ki. Bak şimdi şuradan çizilen yükseklik bu. Buradan çizilen yükseklik geniş açılı olduğundan bak buraya düşmüş. Buradan çizilen yükseklik de bu. Bunlar nerede kesmiş? A'da kesmiş. E bu da ne oldu o zaman? A oldu. BCK üçgeninin diklik merkezi A demiş. Bu da doğru. Sonra Buğra'ya bakalım. Buğra AKC üçgenini demiş. Şunları siliyorum doğruluğunu gösterdiğim için. Hemen şuraya bakıyorum. AKC üçgenine bakacak olursak. AKC üçgeninde de yine aynı şekilde yükseklikler nerede? Bak bir yükseklik bu. Bir yükseklik bu. Bir yükseklik bu. Bunlar nerede kesiyor? B noktasında kesiyor. Buğra da doğru söylemiş. Sonra öbürüne bakalım. Oğuzhan AKB üçgeni demiş. AKB. Şu üçgene bakalım. Şu üçgende de yüksekliklerine bakalım şimdi. Bunun yüksekliği bu. Bu köşeden çizilen bu. Bu köşeden çizilen de bu. Şu. Çünkü şöyle düşün. Şu geniş açılı buraya düşmeyecek. Buraya düşüyor. Bunlar nerede kesiyor? Hop C noktasında kesiyor. Oğuzhan da o zaman doğruyu söylemiş. Tuğrul da BFC üçgeni demiş. BFC arkadaşım şunları yine siliyorum ve BFC üçgenine bakıyorum. BFC üçgeninin diklik merkezi neresi? Biz biraz önce şuradaki açıyı da 90 derece bulmuştuk. Şurayı 90 derece bulmuştuk. E bir dik üçgende dik üçgende diklik merkezi 90 derecenin olduğu köşe değil miydi? Yani F olması lazım. Burada D demiş. F olması lazımdı. O zaman Tuğrul yanlış söylemiş. Tuğrul sen bu işi bilmiyorsun. Burası olur mu Tuğrul? Evet. Yani cevap ne oldu? F. Diklik merkezi olacaktı. Yani Tuğrul yanlış söylemiş. Cevap Edremit. Oldu. Ve geldik örnek 12'ye. Diyeceğim ama yeni nesil sorular burada da başlıyor. Klasik 3 tane daha soru var ama bu sayfayı bölmeyeyim. Onu da bir sonraki videoda halledelim arkadaşlar. E o zaman ne yaptık? 6. gün 1. videoyu hallettik. Sırada ne var? 2. video var. Bunun yeni nesil soruları var. 3 tane de klasik soru var. E, sayfa bölünmesin diye bu hamleyi yapıyoruz bazen. O zaman bir sonraki videoda, ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.